Harut ile Marut. İslami kaynaklara göre Harut ile Marut yeryüzüne sihir ve büyüyü insanlara öğretmek için indirilen iki melektir. İslami kaynaklarda geçen bazı rivayetlere göre Harut ile Marut M.Ö. 14.000 yıllarında Hazreti İdris döneminde var olduğu yazılmaktadır. Fakat bizler bize en son indirilen Kur'an-ı Kerim kaynaklarına baktığımızda Harut ile Marut'un M.Ö. 930 ile 970 yılları arasında Hazreti Süleyman döneminde yaşadığını Bakara suresi 102 ve 103. ayetlerinde net anlamaktayız. Harut ile Marut yalnızca Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Zerdüştlük, Hinduizm, Yahudi ve Hristiyan literatürlerinde de yer almıştır. Allahu Teala bu iki meleği yeryüzüne denemek için gönderdiğini ve onların Hazreti Süleyman'a atılan iftiralara ve karı ile kocanın arasını bozacak sihir ve büyüleri insanlara öğrettiğini Bakara suresi 102. ayetinde net açıklamıştır. Bakara suresi 102. ayet. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı, fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek biz ancak imtihan vasıtasıyız. Sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi veremezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Bir bilselerdi. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen Bakara suresi 103. ayete göre eğer Harut ile Marut iman edip kendilerini kötülükten korusalardı şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi diye yazılmaktadır. Eski rivayetlere göre bu iki melek insanların kötü huylarını, insanların yalancı olduklarını gördüler ve Allah'a biz onlardan daha üstünüz, neden onları bizden üstün tutuyorsun diye sordular. Yüce Allah da bu iki meleğe insanların nefsi olduklarını söyledi. Sonra da size de nefis vereceğim. Eğer günah işlerseniz sizi de azaba çarptıracağım dedi. Harut ile Marut da bunu kabul ettiler. Fakat nefs sahipleri oldukları için ikisi de çok büyük günah işlediler. Ve en son Yüce Allah tarafından azaba çarptırıldılar. İkisine verilen cezada dünyada bir mağarada kıyamet gününe kadar baş aşağı asılmaları oldu. Harut ile Marut bir mağarada kıyamet gününe kadar baş aşağı kalma cezası aldılar. Harut ile Marut aynı zamanda Yüce Allah'ın onlara verdiği görevi tamamlayarak kıyamete kadar cehennemi kabul edenlere büyü ve sihri öğretmeye devam ediyorlar. Eski alimlerin bu mağaranın Şam civarında olduğunu ve cinniler ile konuşan büyücülerin bu mağaraya gidip Harut ile Marut'tan bilgi alabileceklerini yazmaktadır. Hep dediğimiz gibi en doğrusunu Yüce Allah bilir. Hasan Taner videoları. Daha fazla içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız.